Bildiğiniz gibi bu hafta milli maçlar nedeniyle altın oran programı olmayacak. Dolayısıyla sizlere özel kuponlar hazırlamaya çalıştık ve benim kuponumu hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Avusturya Polonya maçı seçtiğim ilk mücadele. Perşembe akşamı 22:45'te oynanacak. Zor bir maç. Bir tarafta yeni bir kimliğe bürünen Avusturya, diğer tarafta da özellikle Dünya Kupası elemelerinde fırtına gibi esen fakat Dünya Kupası grup maçlarında hayal kırıklığı yaratan, ardından da Uluslar Ligi maçlarında yine hayal kırıklığı yaratan bir Polonya var. İki takımın da kadrolarını şöyle bir analiz ettiğimizde hücum gücü yüksek iki ekipten bahsediyoruz. Belki son maçlarında bunu çok fazla yansıtamadılar ama Kasım ayından itibaren günümüze gelene kadar özellikle Polonya cephesinde çok ciddi bir form artışı var hücum oyuncularında. Kimler bunlar? Lewandowski Bayern Münih'te fırtına gibi esiyor tekrar eski golcü kimliğine kavuştu. Napoli'nin yıldızı Milik durdurulamıyor adeta İtalya Serie A'da neredeyse her hafta golü var. Ve Milan'a transfer olduktan sonra belki de Milan'ı eski günlerine döndürebileceğini herkese kanıtlayan Piatek 3 tane önemli golcü var Polonya'da. Dolayısıyla bu takımdan gol beklemek kadar da normal bir durum yok. Avusturya cephesine bakıyoruz. Avusturya kendi evindeki maçlarda genelde iyi neticeler alabilen bir takım. Orada da Arnautovic dikkat çekiyor. West Ham'da özellikle Ocak transfer döneminde takımdan ayrılmasına izin verilmedikten sonra ciddi bir düşüş yaşadı. Kadroya giremiyor, bazen yedek kalıyor. Eski golcü kimliği yok. Bunu nerede telafi edebilir? Milli takımda telafi edebilir. Diğer golcü isim de 35 yaşındaki Yanko her ne kadar ülkemizde oynadığı dönemde belki o kimliğini çok gösteremese de bence milli takım için önemli bir silah hala. Ben bu karşılaşmada 2,5 gol üstü barajına gideceğim. İki tarafında golcü isimlerinin maça etki edeceğini düşünüyorum. Oranı da çok hoşuma gitti. Şu anda 1,85 2,5 gol üstünün oranı. Dolayısıyla ben bu 1,85'in riskine giriyorum. Seçtiğim ikinci mücadele nispeten kolay bir karşılaşma. Hollanda Belarus maçı bir handikapla açılmış zaten. Başka bir şey oynayamıyoruz bu mücadeleye. Yani Hollanda Belarus'a iki fark atar. Oran 1.30. Bunu neden aldım? Normalde bu tarz maçları pek seçmem ama Hollanda o kadar iyi bir jenerasyon yakaladı ki yani tarihlerinin en iyi dönemlerini tekrar yaşayabilirler. Savunma hattı zaten çok kuvvetli. Van Dijk'ın liderliğinde Orta saha inanılmaz genç ve başarılı oyunculardan kurulu. Hücum hattında bir kabuk değişimi var. Ben Hollanda'nın Belarus'u çok rahat yeneceğini düşünüyorum. 1.30'u garanti gördüğüm için de kuponumu alıyorum. Çünkü kuponumdaki diğer iki maçın oranı yüksek ve kuponu tamamlayacağım. Bu sayede de 5 ve üzerinde bir orana sahip olacağım. Ve son maçımız zaten tek maç açılan milli takımımızın da yeni bir oluşum sürecinde oynayacağı ilk mücadele Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Arnavutluk deplasmanında boy göstereceğiz. Cuma akşamı 22.45'te bu maç tek maç açılmış durumda. Şöyle bir bakıyoruz takımlara Avusturya ve Polonya maçında bahsettiğim unsurların milli takımımızda da geçerli olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde Arnavutluk için de geçerli olacağını düşünüyorum. Oran çok yüksek. Ben bu maçta 2,5 gol üstüne gideceğim. Son 4 maçta, Ulusal Ligi ve hazırlık maçlarını düşündüğümüzde... ...gol atamayan bir milli takım vardı. Luchescu ile yollar ayrıldı. Şenol Güneş takımın başına geldi. Eski oyuncuları tekrar milli takıma çağırdı. 1,5 yıldır milli takım forması görmeyen... ...Emre, Burak Yılmaz gibi isimler milli takımda. Arnavutluğun da yeni oluşum sürecinde... Ben kendi evinde kolay kolay pes edeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla iki tarafta gol atacaktır. 4 maçtır gol atmayan milli takımın özellikle bu sorunu ortadan kaldırabilecek bir taktik anlayışla mücadele edeceğini düşünüyorum. Gollü bir maç olmasını bekliyorum. En azından 2.5 gol üstü 2.15 gibi bir oran veriyor ki bu riske girerim ben. 2.15'lik oranı beklerim. Maçın 2.5 gol altına 1.30-1.35 civarında bir oran veriliyor. Onu bekleyene kadar 2.15'lik çok güzel bir oranı beklerim. 2-1 gibi galip gelebiliriz diye düşünüyorum bu deplasmanda. 3 maçın toplam oranı 5.17 katı. Şimdilik tabi ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde, günlerde bu düşebilir. Dolayısıyla vakit kaybetmeden tercihlerinizi yapın. Herkese bol şans diliyorum.